Hayır hayır hayır, klonlar yerimi tespit etti ve şu an beni glitch'e zıplamaya gidiyorlar. Onları hemen durdurmam lazım. Abi tamam, bir tanesini yakaladığın gibi şöyle öldüreyim. Tamamdır, bir tanesini öldürdük abi, çok güzel. Babamı diğeri de beni engellemeye çalışıyor. Gel lan buraya. Kloncuk, zamanın varken kaçman gerekiyordu. Şimdi seni mahvedeceğim, görürsün sen. Baba baba baba, klon bana vurdukça ekranım glitchleniyor. Ondan uzak durayım yoksa ölüm çökecek abi. Allah, bir kalbim kaldı. Ulan ölsene artık, kaç canın var senin? Heh, sonunda öldü be. Arkadaşlar aşırı ucuz atlattık ya. Glitch burada olduğumu öğrenirse bir enerji gibi fırlatır. Vallahi bir taraf boylarız ha, ben size söyleyeyim. Şimdi her neyse, asıl amacımızı unutmamamız lazım. Eğer az buff'ı iyileştirmek istiyorsak glitch manipülatörüne ihtiyacımız var. Ve onu almak için de Tekno'nun girdiği odanın şifresini öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar açıkçası aklıma Tekno'yu bulup sorguya çekmekten başka bir şey gelmiyor bunu yapmak için. Hani başka yolumuz yok. Gidelim de şu denekli durumda göz atalım madem Tekno. Pekala efendim, nasıl isterseniz. Bir saniye, bu glitchle Tekno'nun sesi değil mi abi? Yakınlarda olmalılar. Abi oradalar, bu tarafa geliyorlar. Ulan var ya, az kalsın yakalanıyorduk. Şurayı bir yasaklayın da görmesinler beni. İnşallah buraya girmezler, inşallah buraya girmezler. Var ya, buraya girerlerse glitch tek başına bile mahveder. Tekneye gerek yok. Aa vallahi glitch'in gülme sesini duyuyorum, bu tarafa geliyorlar. Aa bir dakika, karşıdaki odanın önünde durdular, bir şeyler yapıyorlar. Orada da mı şifreli kapı varmış lan? Burada da her kapı şifreli abi, anlamadım ben bu işi. Aa içeri girdiler, tamam bu tarafa gelmediler, çok temiz abi. Aa bir dakika, o ne lan öyle? Gençler, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Orada böyle mavi skinli, yeşil kıyafetli, hayaletimizi bir oyuncu gibi bir şey var. Oyuncu mu onu da tam bilmiyorum. Oğlum ben glitch sadece glitch manipülatörle uğraşıyor zannediyordum da kenarda başka bir plan daha var herhalde. Teorilerinizi benimle paylaşıp benimle konuşmak için Discord sunucuma yorum kısmındaki linkten katılmayı unutmayın. Beğenip abone olup bildirim zilini de açarsanız adamsınız. Bence şuna dikkat edin gençler. Bakın içeride kırmızı bir tane güç alanı var. Ve muhtemelen oyuncu da o güç alanının arkasında duruyor. Sanırım glitch bu oyuncuyu tutsak etmiş. İçeride hapsolmuş şekilde muhafaza ediyor. Abi benim bir teorim var ama bence glitch diğer Minecraft efsaneleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendini daha güçlendirmeye çalışıyor. Yani sonuçta o oyuncu mu ya da yaratık, her neyse, tipine baktığınızda normal bir oyuncuya benzemiyor. Normal bir şey değil o yani. Kesinlikle Minecraft efsanesi gibi bir şey olmalı. Bu iş çok farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Benim içeriye girip görmem lazım içeride ne olduğunu. Dur, teknoloji glitch odadan çıkıyorlar. Geri bu tarafa geliyorlar. Şunun arkasını saklayayım, şuraya beni görmesinler. Yakalanmak istemiyorum. Ne yapıyorsunuz lan kapının önünde? Bir şey mi konuşacaklar lan acaba? Meraktan altıma yapacağım. Konuşsanız oğlum. Denek arkadaşımız gayet sağlıklı gözüküyor Tekno. Tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. Sonuçlar beklediğimiz gibi. Şimdi izninizle şarj olmaya gitmem gerekiyor. Yoksa hafıza kartım arıza verecek. Pekala Tekno. Sen git biraz dinlen. Daha sonra yine buluşuruz. Abu bak, glitch denek arkadaşımız gayet sağlıklı dedi ve Tekno'yu tebrik etti. Arkadaşlar bakın, bu iş artık az buff'u iyileştirip glitch'i yenmekten çok daha büyük bir boyuta taşındı. Çözümü bu değil bu işin. Hani az buff'u getirip glitch'le vs attırsam bu sefer deneymene yapıyor. Bu yaratık mıdır nedir, oyuncu mu artık bilmiyorum. Hani üstümüze sağsa Allah sonumuzu hayretsin vallahi. Kim bilir ne güçleri vardır onun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar benim içeriye girip bu glitch'lerin sistemini çökertmek için aklıma efsane bir fikir geldi. Bak beni çok dikkatli dinleyin. Az önce Tekno glitch'le konuşurken ne söyledi? Bak hafıza kartlarıyla ilgili bir şey söyledi. Şimdi ekranı geri getiriyorum. İyi dinleyin. Dikkat dinleyin. Şimdi izninizle şarj olmaya gitmem gerekiyor. Yoksa hafıza kartım arıza verecek. Tekno'nun dediğine göre sonuçta o bir robot olduğu için bünyesinde hafıza kartı bulundurması gerekiyor. Ve eğer tahminlerim doğruysa o hafıza kartının içerisinde bir sürü bilgiye ek olarak bu kapıların şifresinde bulunması gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? O zaman planımız belli oldu abi. Tekno'yu gittiği yere kadar takip edip hafıza kartını ele geçireceğiz. Sonra da o kapıların ardındaki tüm sırları öğreneceğiz arkadaşlar. Bak hazır da giriş ışığından ortadan kayboldu. Biz hemen Tekno'yu takip etmeye koyulalım. Arkadaşlar hiç risk almamak için ben şöyle kenardan yavaş yavaş gideceğim. Vallahi yakalanırsak mahvederler bizi. Abu dur, Tekno yerinde durdu. Arkasına dönecek galiba. Aynen bak, arkasına doğru bakıyor. Oğlum acaba Tekno bir şeylerden şüphelenmeye mi başladı? Bak beni görmüş falan olmasın. Hani iyi de saklan, beni görmüş olamaz. Ne yapacaksa hızlı yapmamız lazım, yoksa artık saklanabileceğimi sanmıyorum. Tamam tamam sakinim. Tekno ilerlemeye devam etti. Bakalım nereye gidiyor. Dur bakalım, şu klonun olduğu odaya girecek galiba. Aynen bak, sola döndü, klonun olduğu odaya girdi. Abi bunu biz direkt takip edemeyiz ki ya. Klonu bir şekilde oradan çekmemiz lazım. Bunu da sessizce yapmamız lazım, yoksa Tekno bizim burada olduğumuzu fark eder ve işimizi bitirir arkadaşlar. Şimdi benim önce biraz daha yakınlaşmam lazım klonun dikkatini çekmek istiyorsam. O yüzden klon bu tarafa bakmadığı sırada hemen şu tarafa geçeceğim abi. Tamamdır, koşalım şöyle. Güvende miyiz? Şöyle bir kafamızı uzatalım bakalım. Tamamdır, harika, bizi görmemişe benziyor. Şimdi şöyle çok yavaş bir şekilde klon beni görmeden duvarın kenarından ona doğru yaklaşmaya çalışacağım. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşıp onu alt edeceğim arkadaşlar. Onu arkalayacağım şimdi. Şöyle gitmeye devam edelim. Allah dur, bu tarafa bakıyor. Şöyle geri çekilelim hemen, bizi görmesin. Bakalım o tarafa döndü. Tamamdır, devam arkadaşlar, ilerlemeye devam. Tamamdır, harika. Bu açıklıkta rahatça gizlenebiliriz arkadaşlar. Bakın aklıma çok sinsi ve yapması çok kolay bir fikir geldi. Bak çok dikkatli izleyin şimdi. Kloncuk bak gel buraya gel. Bak yer sallanıyor, bir şeyler oluyor. Gelsene buraya, bak gel buradayım.
Gel gel gel. Aha vallahi üstüme geliyor. Vallahi üstüme geliyor. Vallahi yaklaştı. Geldi 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 geldi. Aha beni gördü. Dal 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 dal. Beni ispitlemeden bunu öldürmem lazım. Şöyle dalalım oraya hemen. Hop öldürelim. Tamamdır. Oh canıma değse. Oğlum var ya Azbol bize bu kılıcı vermese şu klonlara karşı hiç duramayacağız yani. Efsane bir şey bu. Şimdi Tekno klonun yokluğunu fark etmeden onu gidip etkisiz hale getirmemiz lazım. Şimdi şöyle etrafa göz atalım. Başka birisi var mı etrafa bakalım. Tamamdır. Kimse yok gibi gözüküyor. Çok güzel. Bu arada Tekno'nun geçen bölüm girdiği oda burasıydı. Glitch manipülatörü bu odanın içine bulunuyor şu anda yanlış değilsem. Hatta şöyle içeri doğru bakalım camdan. Glitch manipülatörünü buradan göremiyorum ama içeride değişik şeyler oldu ortada. Şifreyi ele geçirince her şeyi çözeceğiz gençler. Oda tam karşımızda duruyor. Çok az kaldı. Şöyle sağımıza solumuza bakalım hemen. Kimse yok değil mi? Dur. Klon geliyor. Klon geliyor. Klon geliyor. Dur. Geri duralım şöyle. Beni gördü mü? Görmedi galiba. Tamam, odaya girdiğine göre güvende olmamız lazım. Abi çok yakındı ya. Arkadaşlar stresler altıma yapacağım vallahi. Bak tam yolun ortasında duruyoruz. Biri gelse bittik yani şu an. Var ya mahvolduk. Oba geldik. Vallahi geldik, billahi geldik. Şifre de yok kapıda. Şöyle içeri doğru bakalım. Hop bir dakika. Tekno tıpkı Glitch'e söylediği gibi kendini uyku moduna almış. Şarj oluyor galiba şu anda. Oğlum burası neresi lan böyle? Şuna bak. Ekranlardan kodlar, matris kodları falan yağıyor. Burası Tekno'nun araç gereçlerini tuttuğu bir oda olmalı galiba. Gerçi şu öbür oda da Tekno'nun odası diye düşünüyorum ama herhalde orada kilit olduğu için ve burada kilit olmadığı için Glitch manipülatörünü oraya koydu. Oğlum var ya Glitch yaptığı icatlarda sınır falan tanımıyor. Şuna baksana. Adam Tekno'yu yapmış, bir de şarj aleti gibi bir şey yapmış. Bak kablo çıkıyor ve Tekno'ya bağlanıyor. Bu Glitch'in her zaman dilimindeki versiyonu da mı zeki olur ya? İnanılmaz bir şey. Hani hatırlıyorsanız zaman ikisi beni öbür zaman dilimine gönderdiğinde Glitch'in diğer versiyonuyla da tanışmıştım. Ve oradaki Glitch de böyle Tekno ile alakalı değişik makineler, deneyler falan yapıyordu. Adam resmen hangi evrene giderse gitsin mega zeka abi, inanılmaz bir şey. Şimdi her neyse, bizim bu Tekno'nun bir şekilde içini açıp o hafıza kartını almanın bir yolunu bulmamız lazım. Aslında Glitch eğer bu kadar zeki bir insansa sonuçta bu yarattığı aletlerin, mesela Tekno X'lerin bakımını yapacak alet edevatları da yapmış olması lazım diye düşünüyorum. O zaman biz şöyle hiç zaman kaybetmeden şuradaki sanatları İçine bakalım abi. Zaten çok karışacak bir şey yok burada. Burada basic control circuit diye bir şey var. Çipler var. Çok işimize yarayacağını zannetmiyorum. Şöyle bakalım. Burası da aynı şekilde. Oha bir saniye. Burada farklı bir eşya buldum bak. Stun gun diyor. Bu neymiş lan acaba? Çok merak ettim. Dur şöyle denemeye çalışayım hemen. Şöyle eşyalara falan tıklamaya çalışıyorum ama burada pek bir şey olmuyor abi. Hiçbir şey yaramıyor gibi gözüküyor bu. Böyle yere falan da tıklıyorum ama burada da bir şey olmuyor. Allah Allah, bu ne yarıyor ki acaba ya? Hiç anlamadım nasıl kullanacağımı. Gençler bence bu eşya kullanışsız bir şey ya. Dekoratif eşya gibi bir şey galiba. Geri bırakacağım galiba bunu. Ne oluyor lan? Dur, yanlışça Tekno'yu vurduk, onu uyandırdık. Hayır. Hey yabancı, sen de kimsin ve laboratuvarımızda ne yapıyorsun? Çabuk söyle. Abi hayır ya, Tekno'ya yakalandık. Arkadaşlar hemen bir yalan uydurup buradan kurtulamazsak, sıvışamazsak Tekno bizi mahvedecek. Tekno biliyorum beni burada görmen sürpriz oldu ama beni hatırlaman lazım. Bak seninle Glitch'le yanı başımızdayken Azbulf'a karşı savaştık. Toz boyutuna gittik, bir sürü düşmanla savaştık. Glitch ile savaştık. Beni hatırlaman lazım abicim, ben kankan rüyaperest senin. Azbulf'la düşman olduğumuz doğru ama veri tabanında rüyaperest adında bir kişiye rastlayamadım. Sen yalan söylüyorsun. Oo arkadaşlar çok fena pot kırdık bak. Bu evrendeki Tekno beni tanımıyor ki. Biz öbür evrendeki Tekno ile tanıştık. Bu evrendeki Tekno ile hiçbir zaman tanışmadım daha. İlk defa burada tanışıyorum. Tekno sen anlaşılan biraz yorgunsun, o yüzden beni hatırlayamadın. Ben şimdi gidiyorum, kendine iyi bak, sonra konuşuruz. Ne oluyor lan, kapıya ne oldu? Tekno sen mi yaptın lan bunu? Arkadaşlar Tekno elinde silah tutuyor, bana silah çekmiş. Üstümüze izinsiz girip canlı çıkabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun Rüyaperest. Yolun sonuna geldi. Yolun sonuna mı geldim? Tekno ne diyorsun sen ya? Ah hayır, kapıya değdim, hasar yiyorum. Tekno sakin ol, yerinde dur bak, konuşarak halledebiliriz bunu. Konuşmak falan yok Rüyaperest. Sonuna hazırla. Ulan madem iyi yoldan halletmiyorsun ben de sana dalarım. Gel lan buraya. Şöyle sana saldırayım da gör bakayım, o kılcımın tadına bak sen. Hayvan herif. Robot olmuş da kendini bir şey zannediyor. Şuna bak, beni buraya hapsetti. Ulan bu Tekno'nun zırhı mı canı mı çok fazla bilmiyorum ama ne kadar vurursam vurayım Azbuf'un kılıcıyla bile alamıyorum onu. Çok güçlü bu. Daha bizim Tekno'dan hafıza kartını almamız lazım. O yüzden onu etkisiz hale getirmemiz lazım zarar vermeden arkadaşlar. Bir şey çözülüyor lazım bize. Allah sıkıştırdı beni. Çok az canım kaldı. Bir dakika lan. Ben sandıktan şok cihazı bulmamış mıydım abi? Dur senin üstüne deneyelim Tekno şöyle. Abo vallahi işe yaradı lan. Tekno robot olduğu için şok cihazı Tekno'ya zarar veriyor. Allah tekrar eski haline döndü. Ulan Tekno senin zayıf noktanı buldum ya. Şimdi seni mahvedeceğim. Gel lan buraya. Sistem hatası. Sistem hatası. Gençler ben ard arda Tekno'yu şoklayacağım ve böylece sisteminin çökmesini sağlayacağım. Sistem anas, sistem anas diye sayıklayıp duruyor çünkü baksanıza. Şimdi gel bakalım Tekno şöyle. Seni şoklamaya başlayalım ard arda. Hop tamamdır, bir tanesini fırlattık. Şöyle ikinciyi gönderiyorum hemen. Sen daha uyamadın, ikinciyi gönderdim. Oğlum bu şok cihazı da çok hobiymiş yalnız ha. Tekno
de acıdım yani. Baksana ağlayıp duruyor sistem hatası diye. Vallahi üzüldüm lan. Tekno abicim artık kabloların yanması lazım. 2 saattir şokluyorum seni. Bozulsana lan. Hah, oh be, çok şükür bitti. Arkadaşlar sonunda Tekno'nun kablolarını yakmayı başardık. Arkadaşlar biz Tekno'nun böyle kablolarını yaktık. Şok cihazını fırlata fırlata ama hani umarım hafıza kartına zarar gelmemiştir. Gerçi Tekno'nun şu gövdesindeki yeşil ışık yandığına göre Tekno şu anlık sadece güvenli modda diye düşünüyorum. Hani uyku modunda olmalı şu anlık. O yüzden kartta sağlam olmalı. Neyse abiciğim, tamamdır. O zaman şimdi Tekno'yu da etkisiz hale getirdiğimize göre planımızın sonraki aşamasına geçebiliriz. Şimdi tek yapmamız gereken Tekno'nun içerisindeki hafıza kartını bir şekilde almak ve onu bir şekilde görüntülemek. Ama bunu nasıl yapabileceğim konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok şu anlık. Şimdi bu odada nelerimiz var bir tekrar gözden geçirelim. Burada pek bir şey yok gibi. Şurada kod ekranlarımız falan var ama bunlara pek bir şey yapılmıyor. Şurada sandıklarımız vardı. Bunların içine baktık diye hatırlıyorum. Şöyle tekrardan bakalım. Oo, bir dakika bak, bu sandık biraz daha dolu gözüküyor ama yine çer çöp var gibi sadece. Yok lan, bir saniye, burada wrench var, yani İngiliz anahtarı. Oğlum var ya, tam da ihtiyacımız olan şey ha. Bunun da Tekno'nun içini açabilir ve hafıza kartını alabiliriz. Zaten arkadaşlar teknik olarak baktığınız zaman bu odada İngiliz anahtarını bulmamızdan daha doğal bir şey yok. Çünkü bu oda Tekno'nun bakım odası, hani burada onunla ilgili tüm alet edevatları bulabilmemiz lazım. Şimdi neyse, şansımız hakkında konuşmayı bırakalım. Şimdi geldik asıl meseleye. Bu anahtarı Tekno'nun içini açmak için nasıl kullanacağız? Acaba şöyle sağ tıklasak işe yarar mı Tekno'nun üstüne diyeceğim. Yok, sağ tıklayınca pek bir şey olmuyor gibi abi. İyi tamam da hani oyunda eşyaları sağ tıklayarak kullanıyoruz. Bunun işe yaraması lazım da abi. Niye işe yaramıyor oğlum? Ya bir İngiliz anahtarı kullanmak o kadar zor olmamalı ya. Alt üstü bir içini açacağım şunun. Haydi başlarım böyle işe. Ne oluyor lan? Tekno'dan yere bir şey fırladı. Abo bak, HDD yazıyor üstünde. Oğlum full direkt tüm hard disk soketini çıkardık lan Tekno'dan. Hatta dur adına da bakalım. Bak aynen hard disk drive yazıyor. Direkt tüm soketi söktük. Ve yanında da bir tane kod var. Galiba Tekno'nun entity kodu bu. İyi tamam güzel, şimdi biz hard disk'i aldık da biz bunu tam olarak nerede okutacağız, nerede görüntüleyeceğiz aklıma bir şey gelmedi abi. Hani gidip Tekno'nun içinde tekrar okutacak halimiz yok. Tekno şu an uyku modunda sonuçta. Hard disk orada okutamayız. Burada başka ne makineler var? Şöyle monitörümüz vardı. Monitörde de herhalde hard disk takılmaz diye düşünüyorum. Aa bak, hızlı, burada laptop var. Laptopu kullanabiliriz. Ne dersiniz gençler? Abu, bu laptopu da ne güzel yapmışlar lan. Açıp kapatabiliyorsun. Acayip bir şey bu. Peki şimdi bir saniye, ben hard disk'i takmayı deneyeceğim. Şöyle sağ tıkladık abi, ne olacak? Hop! Vallahi elimden gitti. Abi laptopa takıldı galiba hard disk. Başardık gençler. Şimdi bu laptopu nasıl çalıştırmam gerekiyor abi? Şöyle direkt tıklasam çalışır mı? Oha, yok artık, sen şaka yapıyorsun. Minecraft'ın içine çalışan laptop koymuşlar. Bu ne oğlum? Burada birkaç tane tuş var. Buradan not oluşturabiliyorsun. Değişikmiş. Tamam. Bu ne? Oba, tamamdır. Taktığımız hard disk'teki dosyaları buldum arkadaşlar. Bu ne lan, böyle dosyanın içinde gezebiliyor muyuz? Oha bir dakika. Application data bilmem ne zart zurt. Oha bir sürü şey var lan. Şimdi neyse, biz amacımızdan sapmayalım arkadaşlar. Biz şifreyi arıyoruz. Ve şifre nerede olabilir? Tabii ki de veri tabanında, yani database'de olabilir. Şöyle içine doğru girelim. Burada yine bir sürü şey var. Yine uygulamaların olduğu klasörler falan var. Abo bir saniye, kamera mı? Dur tıklayayım şöyle. Oha! Tekno'nun diskinin içinde böyle son yaşadıklarının kayıtları var. Bak böyle MP4 dosyaları var. Ve bak 14 Eylül yazıyor. Ben bu videoyu tam bugün 14 Eylül'de çekiyorum. Tam bugünü kaydetmiş. Demek ki Tekno'nun kafasında bir tane kamera var ve son olan olayları böyle istediği gibi kaydedip depolayabiliyor. Abi acayip bir şey lan bu. Peki ben bunları açabiliyor muyum abi? Şöyle bir tanesine çift tıklamayı deneyelim. Şöyle tıklayalım. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Hop! Vallahi işe yaradı lan. Vallahi işe yaradı. Billahi işe yaradı. Şu anda ekranda bildiğiniz Tekno'nun eski video kaydını yönetiyoruz abi. İnanılmaz bir şey. Şöyle hemen bir oynatmaya başlayalım. Bakalım nereden geçiyor Tekno? Hop! Bir saniye. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak kenarda ben varım. Oğlum Tekno'ya gözükmüşüm aslında ama Tekno beni fark etmemiş demek ki. Bir dahakine dikkatli olun, vallahi yakalanabilirdik çok fena. Evet, Tekno buradan zaten yürüyerek üste doğru gidiyor. Onu biliyoruz. Böyle içeri doğru giriyor klonlardan. Tamamdır. Burada pek önemli bir şey yok gibi. Sonraki videoya geçelim. Sonraki videoda Tekno Glitch'in üstüne doğru gidiyor. Aynen bak, ben burada onu arkasına takip ediyordum. Hatırlıyorsanız önceki videodan Tekno Glitch'le konuşacağı sırada ben arkasından onu dinliyordum. İzliyordum gizlice. Hah bak, burada da hatırlıyorsanız Glitch manipülatör hakkında konuşuyorlardı ve Tekno sonradan aşağıya doğru gidiyordu. Biz hemen şöyle videoyu ileri saralım. Tekno'nun şifreli kapıyı açtığı yeri bulmamız lazım videoda. Aa arkadaşlar vallahi buldum, billahi buldum. Bak şu anda şifreli kapıya doğru ilerliyor. Bak şimdi sağ tıklayacak aynen. Hah, şifre neymiş? 1-1-0-3. Abi 1-1-0-3 mü şifre? Tamamdır. Şifreyi öğrendik arkadaşlar. İçerisi nasıl görünüyormuş bu arada, onu da merak ettim. İçeride bitkiler falan var. Çok bir şey yok gibi gözüküyor. Tekno masaya glitch manipülatörünü atıyor her zaman gibi. Tamamdır, sorun yok. Ve oradan da şimdi çıkması lazım. En son sefer ben onu izlerken çıkmıştı çünkü direkt. Tekrardan şifreye girecek. 1-1-0-3. Aynen abi, 1-1-0-3. Başardık arkadaşlar. Artık şifreyi öğrendiğimize göre o kapıyı açıp glitch manipülatörünü ele geçirebiliriz. Harika, tamamdır. Şimdilik bu laptopa ihtiyacımız olmadığı için şöyle kapatalım laptopu. Hemen çıkalım hızlıca. Hard diskimi
de şöyle geri aldım çünkü içindeki bilgilere daha sonra ihtiyacımız olabilir tekrardan. Laptopu da şöyle kapatalım. Tamamdır, hazırız. Artık buradan gidebiliriz. Aa, bir saniye, ben kapıdaki bu yeşil lazerin olduğunu unutmuşum. Buradan geçmeye çalışınca çok ağır hasar yiyoruz arkadaşlar. Burayı açmamız lazım. Bir dakika lan, aklıma aslında güzel bir fikir geldi bu kapıyı açmak için. Hani biz şok cihazıyla Tekno'yu arızalandırıp uyku moduna soktuk ya arkadaşlar. Peki biz aynısını niye kapıda yapmıyoruz? Bir dakika, şöyle bir geri çekilip deneyeyim abi. Çok merak ettim. Şöyle fırlatayım şunu. Oba, işe yaradı lan. Ama biraz fazla gürültü yaptık galiba. Patlama sesini duymamaların imkanı yok klonların. Neyse, biz en iyisi kimse buraya gelmeden buradan sıvışalım abi. Buradan gitmemiz lazım. Hayır abi, klonlar bu tarafa geliyor. Beni görmemeli lazım. Ne yapacağım lan, köşeye sıkıştım, mahvoldum. Bir şey düşünmem lazım acilen. Dur abi dur, ben ne yapacağım biliyorum. Teknocuğum gel sen şöyle, öncelikle seni şöyle şarj istasyonuna yerleştirelim. Eğer klonlar Tekno'nun burada şarj olduğunu görürse burada bir sorun olmadığını düşünür diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz gençler? Benim de tabi burada bir yere saklamam lazım. Şurada bir tane boşluk var ama hadi hayırlısı, inşallah beni görmezler burada ya. Geliyorlar geliyorlar, vallahi duyurma ayak seslerini. Aha geldiler. Oğlum var ya, ben silahımı falan hazır tutayım şöyle elimde de bir şey yaparlarsa saldırayım bari, buradan kaçmam gerekebilir. Ne yapıyorlar lan bunlar? Bir dakika, etrafa bakıyorlar galiba. Aynen şu laptopların olduğu ekrana falan bakıyorlar. Dur, Tekno'ya bakıyorlar galiba şimdi. Tamam, bu tarafa bakmıyorlar. Bu taraftan şüphelenmediler diye düşünüyorum. Aha, gidiyorlar galiba. Oğlum vallahi beni görmediler. Planım işe yaradı. Tekno'nun şarj olduğunu düşündüler ve burada bir sorun görmediler abi. Harika. Of arkadaşlar, vallahi ucuz atlattık ya. Klonlar bizi Glitch'e ispitlese, Glitch'e buraya gelse bizi mahvederdi vallahi. Neyse, biz en iyisi Tekno'yu burada böyle şarj istasyonunda şarj olur halde bırakalım. Zaten kimse şüphelenmiyor buradaki durumdan. Biz de direkt o şifreli kapıya doğru gidelim abi. Şöyle çok yavaş bir şekilde sağa sola baka baka dikkatli bir şekilde gidiyorum. Hadi yavaş yavaş bakalım. Şurada kimse yok. Tamamdır. Burada da kimse yok. Devam edelim abi şöyle sol taraftan. Harika, tamamdır. Kapıya vardık arkadaşlar. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Tamamdır, kimse yok gibi gözüküyor. Tamamdır, hadi bismillah, şifreye giriyoruz arkadaşlar. 1 1 0 3. Hadi ol lütfen, ol lütfen ol. Af valla çalıştı. Valla çalıştı, içeri girdik arkadaşlar. Valla billahi içeri girdik. Burada da kimse yok gibi gözüküyor abi. Tamamdır, tamamen tek başımızdayız ve burada güvendeyiz diye düşünüyorum. Şimdi Glitch manipülatörünü Tekno bu masanın üstüne koymuştu. Ama Glitch manipülatörü ortada yok abi. Nasıl yok oğlum? Tekno Glitch manipülatörünü videoda bu masaya koymuştu. Ben mi yanlış hatırlıyorum arkadaşlar? Videoda Glitch manipülatörünü Tekno buraya koymamış mıydı? Bu odaya getirmişti. Hani videoda öyle izlemiştik. Acaba başkası gelip Glitch manipülatörünü buradan tekrar başka bir yere mi götürdü ya? Şöyle gizli sekmeler falan var mı diye alt taraflara bakıyorum. Yok. Burada gizli buton falan yok abi. Şöyle yukarılara falan da bakalım. Arkalara da bakalım şöyle. Yok abi, burada hiçbir şey yok yani. Buraya, burada değil giriş manipülatörü. Biri giriş manipülatörünü almış ve başka bir yere götürmüş. Dur abi dur, ben ne yapacağımı biliyorum. O laptopa geri döneceğim ve şu hard diski oraya geri takacağım. Laptopun içindeki diğer video dosyalarından giriş manipülatörünün nereye götürüldüğü hakkında bilgi edinebiliriz diye düşünüyorum. Hemen geldim, şöyle laptopumuzu açalım bir hemen, diskimizi takalım. Dosya gezgini şuradaydı. Şuna tıklayalım. Şöyle geri dönelim. Veri tabanına girelim. Kamerayı açalım. Tamamdır. Şu dosyadan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu klibi galiba hatırlıyorum. Bu klipte teknoloji Glitch o deneyin olduğu odaya giriyordu. Hani demiştim ya, bu oyuncu mu Minecraft efsanesini tam kestiremedim diye. Şimdi odaya girecekler. Şifre yine 11.03, tamamdır. Adur Glitch bir şey diyor. Küçük deneyimiz buradaymış demek ki. Sana söylediğim gibi büyük kitaplarını getirdin mi Tekno? Bir dakika bir dakika bir dakika. Büyük kitaplarını Glitch ne yapacak ki abi? Bak, Tekno'nun envanterinin altında büyük kitapları var. Daha önceki kliplerde de görmüştük. Neyse, hayırlısı, bir klibe devam edelim şöyle izlemeye. Evet efendim. İstediğiniz her şey hazır. Denek de sağlıklı gözüküyor. Benden başka bir isteğiniz var mı? Glitch manipülatörünü Sera'nın olduğu odaya koydun değil mi Tekno? Evet efendim. O halde yeni oyuncağınla denemelere başlayabilirim. Abu, Glitch demek ki Glitch manipülatörünü odadan almaya gitmiş. Demek ki onu o yüzden orada bulamadık. E tamam da tüm bu büyük kitaplarının ve Glitch manipülatörünün bu Minecraft oyuncusuyla ya da efsanesiyle ne alakası olabilir arkadaşlar? Vallahi bu iş çok ilginç bir yere gidiyor gençler, ama hadi hayırlısı bakalım. Abicim, o zaman bizim ne yapacağımız belli oldu. Ben size söyleyeyim. Biz o Minecraft oyuncusunun ya da efsanesinin her neyse odasına gireceğiz. Ve orada Glitch manipülatörü varsa oradan onu alacağız. Yoksa da artık oradan, artık Allah ne verdiyse bir şeyler kapıp kaçacağız buradan. Dur lan, az kalsın hard diski unutuyordum. Şöyle şunu alayım, şunu da kapatalım. Tamam, şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Vallahi ben artık hiç öyle yavaş yavaş gitmekle falan uğraşamam. Çünkü hem o kadar klon öldürdük, hem de Tekno'yu etkisiz hale getirdik. Vallahi benim buradaki varlığımı anlamalarına ramak kaldı yani. Heh, tamamdır, kapıya geldik abi. Şöyle videoda gördüğümüz şifreyi hemen burada girelim. 1 1 0 3. Tamamdır, şifreyi açtık. Tamamdır, içerideyiz abi. Oğlum sonunda, en sonunda o an geldi. Artık bu Minecraft efsanesini tanışıp Glitch'in ne yapmaya çalıştığını öğrenebiliriz. Dostum merhaba, ben Rüya Perez. Seninle tanışmaya geldim. Bana adını söyleyebilir misin? Bu niye konuşmuyor? Bir de dikkatli bakın, NPC gibi hareket ediyor. Bak sağa sola dönüyor, benim gittiğim yere bakıyor ama hani pek bir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor bana. Acaba beni duyamıyor mu arkadaşlar? Belki onu mikrofonla konuşamıyorumdur. Bir saniye, tamam arkadaşlar. O zaman ben chat'e yazmayı deneyeceğim. Hi, my name is Rüya Perez. What is your name?
Merhaba, benim adım Rüya Perez, senin adın ne diye sordum arkadaşlar. Burada biz hala bunun bir NPC mi yoksa Minecraft oyuncusu mu olduğunu tam bilmiyoruz bak. Çünkü NPC gibi hareket ediyor. Hani bize cevap da vermeyebilir bu. Ah, dur bir saniye, yazdı. Da bu İngilizce değil abi. Latin alfabesi değil bu. Bu Hintçe mi, Arapça mı? Gerçi onlara da benzemiyor bu. Başka bir alfabe bu. Nece konuşuyorsun oğlum sen? Abi gerçekten zerre fikrim yok bunda nasıl iletişim kurabileceğim konusunda. Bir saniye. Lan orada başka şeyler de varmış lan. O ne lan öyle, makine falan mı bu? Gençler, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Şuraya baksanıza. Bu ne oğlum? Bak. Büyük kitabından makineye doğru harfler akıyor böyle. Büyük kitaplarından harfler çıkıyor. Ve renkli falan böyle parlıyor oğlum. Bu ne lan? Ben bu makinenin amacını ve glitchle teknonun neyine yarayacağını tam olarak anlamadım. Bak kapsül de var içerisinde. Bunun içine insan falan koyuyorlar galiba. Bir saniye. Benim aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Teknonun video kayıtlarını hatırlayın. Orada teknonun envanterinin altında büyük kitapları görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Acaba o büyük kitaplarının bu makineyle bir alakası olabilir mi? Bak aklıma şu an çok deli fikirler geldi. Dur. Bir saniye. Büyü masaları, büyük kitapları ve bu oyuncunun chat'e yazdığı değişik yazılar. Bu oyuncu Minecraft'ın enchant yani büyü diliyle konuşuyor olmasın? Bir saniye. Benim bu teoriyi denemem lazım arkadaşlar. Gençler, şimdi ben teorimi test etmek için internetten böyle bir tane web sitesi buldum. Bu web sitesi sayesinde büyü masası dilinden yazılan şeyleri İngilizce'ye çevirebiliyoruz ya da tam tersini de yapabiliyoruz. Bak burada iki yönde çalışıyor. Mesela bak buraya hello yazdığınızda, merhaba yazdığınızda bunu büyü masası dilinde yazıyor. Ve aynı şekilde mesela bunu kopyalayalım, bunu silelim. Bunu tekrar buraya yapıştırdığımızda aynı şeyi İngilizce'ye de çevirebiliyoruz. Şimdi ben de gittim bu Minecraft oyuncusunun ya da Minecraft efsanesinin her neyse yazdığı şeyi chatten kopyaladım. Ve gittim buraya yapıştırdım arkadaşlar. Hadi bakalım ne demiş. Unidentified language, yani belirlenemeyen dil demek istiyor. Bu ne demek? Yani ben oyundan buna İngilizce yazdım ya, benim İngilizce yazdığım şeyi anlamadı, onu demeye çalışıyor bu yaratık. Bir dakika, peki bu karakterin adı ne abi? Bak karakterin adı büyü masası dilinde yazıldığı için onu da okuyamıyorum. Bunu da çevirsek ne diyecek acaba? Bakayım bir saniye, kopyaladım, şöyle yapıştıralım. Intruder mı? Bir saniye. Ben bunu Creepypasta wikisinde görmüştüm arkadaşlar. Bakın şu anda Creepypasta'nın sayfasına girdim ve evet aynı yaratık, aynı Minecraft efsanesi. Bu bir Minecraft efsanesi arkadaşlar. Şu an %100 eminim. Burada bu bayağı eski bir efsane bak. İlk 2012'de görülmüş. Ulan Glitch, nereden buldun da getirdin ki bizim dünyamızı bu Minecraft efsanesini ya? Ne manyak adam bu ya? Ve bu Minecraft efsanesi ne yapacak onu da tam çözemedim. Peki abi tamam. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Biz bu büyü masası dilini kullanarak bu Minecraft efsanesiyle iletişime geçeceğiz. Şimdi ben buraya yazıyorum arkadaşlar. Hi, my name is Rüya Perez. Why is Glitch keeping you here? Dedim ki arkadaşlar, merhaba benim adım Rüya Perez. Glitch seni neden burada tutuyor? Şunu şöyle hemen kopyalayalım. Oyuna döndüm, tamamdır. Seni de şöyle hemen yapıştıralım. Tamamdır abi. Bunun işe yarayacağından %100 eminim arkadaşlar. Arkadaşlar yazdı. Vallahi yazdı, billahi yazdı. Şuna bakayım, hemen şöyle kopyalayıp çevirelim. Arkadaşlar bakın, diyor ki Glitch brought me back to life and imprisoned me here. Yani Glitch onu tekrar hayata döndürmüş ve buraya hapsetmiş. Oğlum yazık lan. Glitch adamı ölümden döndürmüş, sonra gidip buraya hapsetmiş yani. Bu nasıl bir kafa abi? Adam hayata döndüğüne pişman olmuş resmen. Lan dur. Bir şey daha yazdı. Dur ben şunu hemen çevireyim, size okutayım. Gençler bakın, intruder diyor ki I do not know why he's doing this. Please get me out of here. Yani bunu neden yaptığını bilmiyorum. Lütfen beni buradan çıkar. Ulan yazık lan. Vallahi billahi sana aşırı acıdım şu an dostum ya. Arkadaşlar ben Minecraft efsanesini bu kafesten çıkartacağım ya. Sonuçta Glitch'in düşmanı benim dostumdur değil mi? Yalnız Glitch de bu kafesi bu Minecraft efsanesine özel yapmış galiba. Bak büyü harfleri falan akıyor kafesten. Elektrik alanı gibi bir şey oluşturmuş. O yüzden çıkamıyor bu buradan galiba. Şimdi seni buradan nasıl çıkartabiliriz? Şu tuşa bassam olur mu deneyelim. Yes, başardık arkadaşlar. Intruder'ı kafesten çıkardık. Bu niye salak salak etrafa bakıyor ya? Bir dakika, makineye doğru gidiyor. Acaba bu Glitch'le Tekno bu makineyi Intruder'ın üstünde mi kullandı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hani Intruder böyle derin düşüncelere daldığına göre bir sebebi olmalı değil mi? Dostum benim, sen hiç merak etme. Glitch manipülatörünü bulduktan sonra buradan birlikte gideceğiz. Neyse Intruder, o zaman gel biz işe koyulalım. Glitch manipülatörünü bulmamız lazım. Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Basıldık. Ulan Intruder, seni kurtaracağım diye beni soktuğun duruma bak. Teknolar odamızı bastı, bizi köşeye sıkıştırdı. Of! Demek devrelerimi bozup beni bir paçavra gibi kenara atarsın ha? İşte şimdi elime düştü Rüya Perez. Yolun sonuna geldi. Kulanlar saldırı. Intruder sen geride dur, ben seni koruyacağım. Sakın karışma buna. Şöyle kılıcımla onları geri tutacağım. Sana yaklaştırmayacağım onları. Tekno'ya bak, kulanları önden gönderiyor ki benim canımı azalsın. Sonra kendi saldırıp öldürecek beni. Akıllıya bak. Arkadaşlar öleceğim. Canım çok az kaldı. Bak hala klon destek birimleri geliyor ya arkadan. Ulan sen de bir git şuradan be. Hah?
Şöyle bir tane daha çaksam. Heh, tamamdır, çoğunu hallettim arkadaşlar. Son bir tane kaldı, bunu da hallettik mi tek böyle baş başa kalacağız. Hadi öl artık, öl. Kaç tane vurmam lazım sana? Hadi bir git artık. Heh, tamamdır, hallettim. Artık tek böyle baş başa kaldık. Ulan Tekno, bu sefer var ya senin anakartını fırında patates yapacağım. Gel lan buraya. Hadi hadi, bu şok cihazı da çok yavaş doluyor ya. Tekno kendine geldi. Hadi dolsana. Heh, tamam, bir tane daha vurayım şöyle. Oh, seni var ya Tekno, ayağa kaldırmayacağım. Senin anakartını patates yapacağım, görürsün sen. Sistem hatası, sistem hatası. Ulan var ya, şimdi seni öyle bir çarpacağım ki grisini asla bir daha tamir edemeyecek. Seni hurdalığa gönderecek. Al lan bunu. Ne oluyor ya? Hayır.